Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Sand Fortress'a geri dönüyoruz. Tabii ki geri dönmüyoruz. Hiç merak etmeyin. Sand Fortress'tan daha da berbat yerler var Dark Souls'ta. Onlardan biri olan Katakomb'a ineceğiz. Ve Katakomb baya derin bir bölge. Baya karışık bir bölge. Buraya giderken belli hazırlıklarımız olacak. Bu hazırlıkların bir kısmını çok hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Çünkü burada o gideceğimiz katakompta bulunan iskeletler yeniden canlanabiliyorlar. Onları kontrol eden Necromancer'ı öldürmediğiniz sürece, ki Dark Souls 2'de de gördüğümüz bir olaydı bu, iskeletler yeniden canlanmaya devam ediyor. Bunu engellemek için hatırlarsanız biz bir silah almıştık. Muhtemelen benle ilerlediyseniz Occult Club da şu anda sizin envanterinizde bulunuyordur. Bunu çok hızlı bir şekilde sadece 200 ruh karşılığında Divine Club artı 5'e çevirebilirsiniz ve kesinlikle sizin için yeterli. Ama benim nefretim daha derinlere dayanıyor. O yüzden Blight Town'da bulmuş olduğum şu hayvani silah nerede? Heh. Bir dakika, bulayım bu hayvani silahı. Evet, Great Club. Ben bunu da saldıracağım arkadaşlar. Ve bunu şimdi benim Divine'e çevirebilmek için Blight Town'da farm yapmam gerekiyor. Blight Town'da da bir tane görev var. Hatırlarsanız benim fail olduğum yerde soğan şövalyemizi kurtarmıştık. Şimdi onunla konuşacağız Falling Shrine'da. Ardından Blight Town'a gideceğiz. Blight Town'da hem farm yapacağız, Green Titan'a shard farm'ı, hem de o görevi tamamlamış olacağız. Yalnız oraya giderken tabii ihtiyacınız olan şeyler var. Önce gelin burada bir konuşun. Yes diye cevap veriyorsunuz. Emmett Force gibi gayet güzel bir miracle verdi. Etrafta arkadaşlar şu anda bol bol satıcı var, bol bol eleman var. Şimdi sen oyunun sesini çok çok az kısacağım ben. Evet. Kaydımızı doğru yere yapıyor muyuz? Tamam. Her şey şu an olması gerektiği gibi. Bilgisayarımda da bir sorun vardı. Şimdi bakın, burada büyücülerimiz var. Big Cat Logan burada. Intelligence'ınız yeterliyse büyüleri satın alabiliyorsunuz. Hele platin gidecekseniz kesinlikle bütün büyüleri satın almanız lazım. Çünkü kaçırılacak bu. Bu burada çok fazla dayanmayacak. Hemen alın. Bir süre sonra oyunda kaçırılacak. Ve ona bir daha ulaştığınızda artık büyü satın alamayacaksınız kendisinden. Sonra Falling Shrine'daki bir diğer sürpriz ise, bakın şurada. Bakın. Uyuyan bir yılan var. Kendisiyle konuşmayacağız. Sebebi arkadaşlar, Dark Sword'u da almak istiyorum ben. Ve bütün Covenant'lara girişleri göstermek istiyorum. Bu ark Framp'la konuştuğunuzda, iki tane yılan var. Framp'la konuştuğunuzda kötü yılan olan Kati bir daha görünmüyor. Keith mi, Kati mi, tam ismini telaffuz edemiyorum onun. Kusura bakmayın. Keith olması lazım. O gözükmüyor. O yüzden hiçbir şekilde kendisiyle konuşmayın. Konuştuysanız zaten kötü yılanla konuşma şansınız kayboldu. Age of Fire ve Age of Darkness temsili bu iki yılan. Bir tanesi Furtive Pigmy'ye hizmet ederken, daha doğrusu Abyss'e, karanlığa hizmet ederken, diğeri de, yani bu Framp da Gwyn'e temsil ediyor. Bu antik iki yılandan biri. Ve onlarla konuşmanız önemli. Lord Vessel'ı koyduğunuzda kesinlikle Framp'la konuşmuş olmamanız gerekiyor. Eğer Covenant'a girmek istiyorsanız, ha diyorsanız ki ben o Covenant'a girmeyeceğim, ben Framp'ın anlatacaklarını merak ediyorum derseniz konuşun. Ama ben konuşmuyorum. Hadi bakalım. Niye Anor döndüm ben şu an? Resmen alışkanlıktan Anor döndüm ya ben. Neyse. Bayağı alışkanlıktan Anor gibi döndüm ya. Bu arada ben biraz daha kasık karaktere, ki şey de yapayım. Firekeeper ruhu aldık, buradaki manyağı öldürüp. Şey yapmayı düşünüyorum. Şu Firekeeper ruhunu verelim, teslim ederim de. Bir tane de bu arada New London'da var. New London'dakine de gideceğiz zaten. Şimdi acele etmiyorum sadece. Reinforce Estus Flask. Tamam. Bakalım, artık artı 3. Güzel, güzel. Alışkanlıktan paso Anor gidiyorum. O kadar çok oynamak zorunda kaldım ki yeniden. Undead Parish, Sunlight Altar,
Dartmouth'u, Daughter of Chaos. Heh. Daughter of Chaos. Ana Bonfire değil tabi burası. Ben o yüzden karıştırdım. Evet, çok güzel Koalak Domain'i bulmuştuk zaten. Şimdi gideceğiz Blighttown'un içlerine. Burası değil diye hatırlıyorum. Şöyle yukarı çıkmamız gerekiyor. Çünkü orası daha farklı yerlere gidecek. Bed of Chaos. Orada da birçok işimiz var, gücümüz var ama şu anlık değil. Şu anda bir işimiz yok orada. Geldik buraya zaten. Evet, boss muhabbetine buraya da geldik. E tabii ki Dark Souls 3 ve Dark Souls 2 gibi bir bonfire sistemi yok Dark Souls 1'in. Oyun haritaları her ne kadar siz Lord Vessel'ı aldıktan sonra daha da birbirine yakın olsa da yine de böyle bir şey yok. Dark Souls 3'te ve 2'de olduğu gibi işte kafama göre bonfire'lar arasında gideyim geleyim böyle bir mantığı yok oyunun. Ha, bu bazı oyuncular için bu arada sorun değil. Hoşlarına da gidiyor bazı oyuncuların. Ama bazı oyuncuların da gitmiyor. Ben nötrüm tamamen. Ya yine de birazcık hani şöyle söyleyeyim. Hani bu, evet, haritayı etkili kullanmak güzel bir olay Dark Souls 1'de ama hani şu yolu gitmekte birazcık hamallık yani. Şimdi onu da inkar etmemek lazım. Evet, ben neyi unuttum? Yüzüğü unuttum arkadaşlar ve kafama bir şeyler atacaklar şimdi. Neyse, bizim çok bir yolumuz yok Allah'tan. Yüzüğü takmadık. Bunlar da peşimden geliyor manyaklar. Oba, artı 5 oldu benim kılıç, manyak mısınız siz? Zaten teke gidiyordunuz, iyice gideceğiniz. Hiç kafa çalışmıyor ki arkadaşlar bunlar. Ayrıca burada da gizli bir bölgemiz var. Ash Lake. Oraya da gideceğiz. Ben önce Depths'e gitmek istiyorum. Çünkü Depths'e giderek şu yüzüğü bir alalım. Bir bölüm sonra alacağız. O yüzüğü aldıktan sonra birazcık işlerimiz de rahatlayacak açıkçası. Farm'da yapabileceğiz. Mesela normalde Sif'e şimdiden gidilebilir. Great Wolf Sif. Ama ben Sif'e en son gideceğim. Özellikle Artorias'tan sonra gideceğim. Oradaki o farklı sinematiği de sizlere göstermek istiyorum. Sif'i öldürmeniz tamam, eyvallah, tamam da yani şu an gerek yok, yapmayın garibana öyle bir şey. Zaten üzülüyorum. Herkesin de üzüldüğü bir boss savaşı. Tamam, midroll atıyoruz. Şu midroll'a bir alışsam var ya, ne zırhlar giyeceğim ha. Alıştım sanıyordum, alışamıyorum bir türlü, ne yapayım. Deneyeceğim ama yine. Bu arada evet, bu yüzük güzel ama benim bu yüzüğe değil. Neye ihtiyacım var? Oğlum atmayın lan. Şeyi almadık mı ya? Hah, Commentus Gold Serpent Ring. Tamam. Abi hepsini tek tek kestiğine inanamıyorum ya. Tamam. Sorun yok. Biraz humanity de verelim kendimize. 7 tane varmış. Şuradan 100 item diyelim. Güzel. Bunu da farmlayabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Yani humanity de farmlayabilirsiniz. Bunları kestiğinizde Green Titanite Sharp çıkıyor arkadaşlar. Belli bir şansla. Belli bir süre farmlamanız gerekiyor. Ben ilk seferi bir göstereceğim size. Ardından farmlamak isterseniz gelir burada çatır çatır farmlarsınız. Çok büyük bir dert değil, çok büyük bir problem değil. Şu anda item discovery'min de iyi durumda olması lazım. Aynen 380. Artı 10'a kadar onu yükseltebiliyorsunuz ama artı 5'ten sonra o kadar da büyük bir etkisi olmuyor humanity basmanın item discovery'ye. O yüzden 5 optimum, öyle söyleyeyim size. Hatta kalkanı da zehir direnci olarak mı değiştirsek? Bir etkisi oluyor mudur zehirlendikten sonra, onu hatırlamıyorum. Bakayım. Yani tamam, olsun şimdilik. Gelin bakayım. Ya burada ne güzel ölmüştüm değil mi?
Burada bir de tabii yan görevimiz var arkadaşlar. Burada kaldı bizim Katarina'mız. Uyuyor. Uyandırın. Uyan. Burada kaldı. Bizden ne istiyor biliyor musunuz? Purple Moss Clump istiyor. Vermeyi tercih ediyoruz. Eğer yoksa Purple Moss Clump'ınız ki şu item bir saniye şunu öldüreyim. Öldüremedim. Öldürdüm. Şu eşya arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şu. Bunu hemen Falling Shrine'daki şeyden alabilirsiniz. İki tane düştü güzel. Ne yazık ki biraz petrola katlanacağız bir süreliğine en azından. Aha öleceğiz mi lan? Yine mi ya? Bunlar çok zorlu değil ama uyuzlar işte. Öldünüz mü? Oh, hepsi ölmüş hakikaten. Burada da bir şey düştü. Olsun, Large Titan Sharp da iyidir. Başver. Üzmeye gerek yok kendimize. Hadi bakayım sizden de bir şeyler gelsin. Hiçbir şey yok mu? Okey. Ne yapalım? Yazık bize. Hemen geri dönüyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir artı 5 yapana kadar o elimdeki dev şeyi devam edeceğim. Bitireyim farmımı. Görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar. Valla şeyi kapatmasam da olurmuş. Gayet hızlı bir şekilde düştü. Black Knight Shield'ımızı takalım. Thief Mask, Elite Knight Armor, Sorcerer. Ha doğru. Havel, Havel, gel bakalım. Havelim benim. Ama yani Midroll'a bir şekilde alıştıracağım kendimi. Gerçekten yapacağım bunu. Bunu gerçekten yapacağım. Midroll'a bir gün alışacağım. Şimdi inelim aşağı. Zaten beşer beşer düşüyor bu arada Green Titanite shardlar. Şimdi gelelim. Modify Equipment diyelim. Dediğim gibi burada Occult Club'ı çevirebilirsiniz. Ben Great Club'ı çevireceğim. Tamam. Buradan tabii gene çevirebilirsiniz. Reinforce diyelim. Şöyle. Bir tane daha. Yeterli olacak gibi görünüyor. Tamam. Bundan sonrası için Large Divine Ember'a ihtiyacım olduğu için artık yükseltemeyeceğim. Ama benim için uygundur yani bu hali. Hemen değiştirelim. Petrol atıyoruz. Madem petrol atıyoruz, o zaman Elite Knight giyinelim, öyle değil mi? Bakalım. Ha, tamam. Madem öyle, biz de üzerimize düzgün bir şeyler giyelim. Aşağıda ihtiyacımız olabilecek şeylere bakıyorum. Tamam, şu anlık bence hazırız. Hatta ruh patlatabiliyor muyuz bakalım. Yok, tamam. Falling Shrine'a geri dönelim. Şimdi bu elimdeki silah
iskeletlerin canlanmasını önleyecek. Açıkçası Katakombs bölgesi için ve bu iskeletler için en etkili yöntem bu. Elbette Necromancer'ı öldürebilirsiniz ama Necromancer'ı öldürene kadar ne yazık ki bir şekilde o iskeletler size ulaşmaya çalışıyor. Ha, öldürürsünüz, öldürmezsiniz, o ayrı bir şey. Bu arada Necromancer'ları bir kere öldürdükten sonra bir daha anlamı yok zaten. Onlar bir daha şey olmuyor. Etrafta hiç Necromancer kalmadığında hem bir ödül alıyorsunuz. Hem de oh. Oy. Sinirimi çıkartıyorum resmen. Baba şimdi. Küt. Oy. Ver bakalım, ver. Hayda, yanlış yere atladık ya. Şuradan çıkarız. Şuradan iniyorsunuz. Bu arada oyunun en başında gelip buraya girip bir sürü oyunun sonrasında işe yarayacak eşyayı toplayabilirsiniz. Ama size kalmışlar. Ben çok tavsiye etmiyorum. Kendime de tavsiye etmiyorum. Bayağı dikkatli ve ölmeye hazırlıklı olmanız lazım. Evet. Evet, ben bu şey alırken katakombun aslında çok da alana sahip olmadığını unutmuşum. Zaten balt şeyim kadar elimdeki bu devasa tokmak, ağaç, her neyse onun kadar bir bölge bu. Şimdi bakın, normalde bunlar işte siz Necromancer'ı bulana kadar canlanıyor. Ama bizim yaptığımız şey sayesinde, Divine yükseltmesi sayesinde öyle bir ihtimal yok. Burada indik. Bakın burada hep böyle tuzak şeklinde bunlar. Tıpkı Demon's Host'ta olduğu gibi yuvarlanarak üzerinize gelen bayağı bir tip var. Haberiniz olsun. Abi elindeki diğer baltayla da 1-2 vuruşta gidiyor. Diğer sopayla da 1-2 vuruşta gidiyorlar bu arada. O çok kolayca yapabileceğiniz var ya. Onda da hemen gidiyorlar yani, hiç merak etmeyin. Ben biraz işe eğlenceye vurmak istediğimden bu dev sopayla takılıyorum. Heh, bakın bu ilk göreceğiniz oyunda Necromancer. Elinde de farkındaysanız bir şey var. İşte bak, bunu düşürüyor. Hepsini öldürdüğünüzde onu düşürüyor. Onun sayesinde de özellikle bir sonraki bölümde etrafınızı kolaylıkla aydınlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Hemen ittiriyoruz. Kendimize yol açıyoruz. Hatta biz burada oturalım. Ölürsek mi ölürsek geliriz, buradan başlarız. İskeletler canlanıyor artık. Ama artık normal silahla bunlara ezanınızdan saldırabilirsiniz. Çünkü Necromancer'ı öldürdük. Necromancer bir daha canlanmıyor. Yeniden hatırlatmış olayım. Şöyle heykeller gördüğünüzde her zaman bir eliniz şeye gitsin. Bakın bir tane daha Necromancer var karşıda. Şimdi o Necromancer'a ulaşana kadar zaman çok geçer. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Onunla uğraşmak yerine uzaktan zehirleyeceğiz. Zehir bu oyunun cheese'i. Çünkü hakikaten çok uzun süre dayanıyor. Ve ulaşması zor düşmanlar üzerinde oldukça etkili. Hemen zehirli oka geçiyoruz. Bir tane daha atalım. O da bizden gelsin. Tamam. Tamam, bitti. O kendi kendine ölecek arkadaşlar. Göreceğiniz üzere iskeletler üzerinde müthiş bir hakimiyete sahibiz. Bırakın zıplasınlar oralara buralara. R2 ile ne yapıyor? Düşmanı gömmece oynuyor.
Burada kendisi takılıyor. Garibim. İskeletleri de yanında. O kaçıyor çünkü. Olayı o. Bakın. Sürekli kendi korunaklı bir yere almaya çalışıyor. Ama ha ben tepeye mi takılıyorum? Bakayım vuruyoruz buraya mı takılıyoruz acaba? Bakayım. Ha çok iyi la. Biraz abarttım tabii. Silah olayını birazcık abarttım. Ona ben de katılıyorum. Şimdi ne giyebiliriz? Bu güzelmiş. Tam halen fetrol olmuyoruz. Bu kaçan da muhtemelen öldü bu arada. Heh. Tamam artık vuruşları bana poise çekmiyor. Şöyle gelelim. Bakın. Allah Allah. Hayda. Bu benim için pek eğlenceli olmayacak. Ben hiç onu düşünemedim. Aha periyi dedik. Ben hiç onu düşünemedim. Bu devasa silahın tavanlardan sekeceğini hiç düşünemedim arkadaşlar. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Şuradan eşyamızı alalım. Bak burada ölmüş garibim. Tamam. Burada iki farklı yolunuz var. Bir tane burada Demon's Souls'a özenen var. Vallahi tepelere vurmaktan adamlara vuramıyoruz ha. Bu iş sıkıntı oldu. Ne yapsam gidip değiştirsem mi ya? Ama çok tatlı ya. Vurduğunda da çok keyif veriyor işte. Öyle bir can sıkıntısı var bunun da. Al bakalım. Nameless Soldier. Burası bakın az önce geldiğimiz yer zaten. Yukarı çıkalım. Sanırım ben stamina'yı bir an önce 30 yapıp şey yapacağım. Bunlar şerefsizler. Patlıyorlar. Kalkanla bu arada engelleyebilirsiniz. Bakın böyle. Şimdi burada böyle bölgeleri açmaya çalışacağız. İlk olarak karşıda bakın. Adi bir herif var. Bu sefer şortla saldıracağım ki terbiyesizliğini bilsin. Oradan bana bir şeyler sallayıp duruyor ya. Heh. Bir de bu heykellere dikkat edin demiştim ya arkadaşlar. Onun bir sebebi var. Şu patlasın. Deli abimiz. Milleti de aşağı atıyor zaten. Bekleyin ikisi birden gelsin. İkisini birden kesin. Güzel. Neyse almayacağım. Aç gözlü de gerek yok. Bu arada iskeletler arkadaşlar backstep atması falan filan da çok kolay. Onu da söyle. Aa peri yedik gene. Çok seviyorlar peri atmayı. Özellikle savunmadayken felaket peri atıyorlar. Ama hani çok vuramıyorlar tabii perinin sonunda. Şimdi canlar, şurada Patches var. Yanına gideceğiz. Kendisiyle görülecek bir hesabımız var. Önce buradan gelelim. Soul'umuzu alalım. Sonra ne yapıyoruz? Şunu ittiriyoruz. Bunu ittirince bakın karşı taraftaki yer düzeldi.
Heykellere dikkat ederek ilerliyoruz. Ne düşürdün lan sen? Aynı şeyden düşürmüş. Zaten var bizde ondan. Bak gördünüz mü? Hep bu sürprizlere karşı hazırlıklı olacaksınız. Gelsinler. Sen de gel. Güzel. Teşekkür ediyorum canlarım. Şuradan aşağı atlayabiliyorsunuz. Şimdi. Şuradan gitmeyeceğiz şu an. Birazdan gideceğiz. İlk önce şurayı görün. Atla aşağı. İki tane şey var. Biri gitti. Oğlum, ne kadar beceriksizim ya. Ne kadar beceriksiz bir adamım ben ya. Şurada gir çık yapalım da. Valla görüyorsunuz mu? Hemen gidiyorlar. Allah Allah. Çok hızlı yok oluyorsunuz be kardeşler. Olana kadar deneyeceksiniz. Diğeri de buradaydı galiba. Böyle yerlerini iyi ezberlerseniz çok ufak bir şansınız oluyor. Yani bonfire'a gitmeden bu işi halledeyim diyorsanız o ufak şansta hemen üstlerine çullanabiliyorsunuz. Açıldı. Gene ben çullandım. Tamam. Silahımıza saçma sapan büyüklükteki silahımıza geri dönelim. Şuna bak. Hani gerek vardı buna ya. Yukarı çıkalım. İstediğimizi elde ettik sonuçta. Pardon. Bugün geri geldik. Tabi bu amcalar yeniden geliyor. Bırakın gelsinler. Pek önemli değil yani yanlarından geçip gidin. Sadece arkanızdan iskeletor gelirse diye bir bakın. Gelmiyorsa dümdüz devam. Ne kadar canlanmaya meraklısınız. Bırakın vursun. Bırakın vursunlar efendim. Şimdi arkası gene iskelet dolu. Ağızlarına, burunlarına, gözlerine vurun. Burası açılıyor mu? Daha sonra açılıyor galiba. Bakalım. Yine bir iskelet odasındayız. Arkadaşlar. Gerçekten elimdeki silah güçlü. Beni sinirlendirmeyin. Hayda. İyi ki bir şey dedik ya. Oradan geldiydik zaten. Şuradan devam. Dedim yani bunların canının az olmasının en büyük sebebi oyunda iskeletlerin arkadaşlar. Canlanıyor olmaları. Valla birazcık da salaklar. Biz oyunda onların elinden bu canlanma özelliğini aldığımızda pek hoşlarına gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Şunu ittirelim. Şimdi devam edeceğiz.
Şimdi canlarım. Biz şimdi saçma sapan öldük ya. Mecburen yüzüğü takacağız çünkü bayağı bir humanity'miz var. Öldüğümüz yere geri döneceğiz. Şurada oyunun sesini de açayım ben kendim için. Aşırı ağır üzerimdekiler. İyi tamam. Bu amcaları öldürelim. Yapacak bir şey yok. Bırakın gelsinler. Küt diye geçirin kafalarına gitsin. Oğlum seyizde ölecektik ya. Şuraya gitmeye çalışıyoruz bu arada. Burada 3 tane daha var. Bırakın peşinizden gelsinler. Olmadı şey yaparız. Baktık başa çıkılacak gibi değil. Hemen gir çık yaparız arkadaşlar. Bitti gitti. Sorun yok yani. Ve ben başladığım yere kendimi geri döndürmeyi başardım. Evet. İşte katakombda bazen böyle saçma sapan yolunuzu kaybedebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse kendimizi öldürmeyelim de. Aha köşeye sıkıştırdım kendimi. Bazen cidden felaket yolunuzu kaybı. Ben önce bonfire açayım. Bir daha ölmeye, geri dönmeye mecalim yok. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Vallahi kan kaybından gidiyorduk ha. Yani yapacağım şey şuradan gitmek daha. Öyle ekstra bir şey de değil. Allah seni. Aha. Ya şu ruhları alayım. Ondan sonra ne kadar istiyorsanız vurun ya. Allah aşkına şu ruhları bir alayım önce. Yok burası değil. Katakomb gerçekten çok uyuz bir yer ya. Bak nerede canlandın? Gel. Onlar tabi direkt intihar ediyorlar arkadaşlar. Şimdi biz buradan ruhlarımızı alalım. Şimdi geri dönelim. Humanity'miz de var. Yok seni takalım geri. Elite Knight Armor. Yüzüğü çıkartalım. Heavel Ring'i takalım. Önce ben bonfire yakayım dediğim gibi. Ondan sonra ne yapıyoruz ne ediyoruz bakarız yani. Oradan çünkü zaten geri döneceğiz gidip. Bakalım bir kontrolümüzü de yapalım. Evet. Tamam. Şurada ileride olması lazımdı bonfire'ın. Gebayım.
Bir saniye. Şuradan geçeyim yani. Güvenle şuradan bari geçir oyun. Beni şuradan şuraya geçirmiyorsun ya. Yakalım. Oturalım. Reverse. Estus'a ihtiyacınız olacaktır. Katakomb'da özellikle kaybolduğunuzda çok önemli oluyor. İleri seviye oyuncular burayı Kindle etmeyi tercih etmiyorlar. Kindle yapmıyorlar burada. Genelde Pineville yani bölge bossuna giden yerde biraz sonra size göstereceğim bonfire'ı yakmayı tercih ediyorlar ama hani size kalmış dediğim gibi. Dur, yukarı bir çıkacağız. Görevimiz var çünkü orada. Selam. Gidelim bakalım şuradan. Allah Allah. İlk gittim diye mi yap? Şey yaptı tamam. Şimdi yaptı. Bak gördünüz mü şeye çevirdi. Çünkü patches. Tam deli ya. Tam deli ya. Ama Dark Souls 3 Ring City'de çok büyük saygı kazanıyor ya. Bütün serideki varoluş amacını açıkladığı yer hakikaten çok keyifliydi ya. Şimdi canlar şuradan değil. Bu sefer yukarı çıkacağız. Ama hani köprü tarafı değil. Bir dakika yolumu da düzgün bulmaya çalışıyorum çünkü. Dediğim gibi hani katakomb bölgesinin en sıkıntı yönü hakikaten böyle insan nereye gideceğini falan bir noktadan sonra böyle idrak edememeye başlayabiliyor. Hani ben o kişilerden biriyim. Onu söyleyeyim. O yüzden hani bir dikkat etmeye çalışıyorum falan. Bir duruyorum etrafıma bakıyorum. Çok birbirine benziyor bölge çünkü. Al işte. Aferin. Buraya kadar geldin. İyi yaptın. Şimdi ben az önce abarttım galiba atlamayı. Şöyle atlayalım. Tamam. Ölmedik. Şuradan Green Titanite Shard'ı alalım. Bir Estus içelim. Ay. Güzel. Tamam. Burada boss gibi geliyor. Oyunun şaşırtmalarından biri aslında kendisi bir demirci yani. Blacksmith abimiz. Ve bizim gitmemizi istiyor. Gitmemizi istemesinin sebebi ise onun odaklanmasını şey yapıyormuşuz beyefendinin. Şimdi modify equipment bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Mesela yine burada eğer buraya kadar yapmadıysanız Occult Club'ı Divine Club'a çevirebilirsiniz. Lightning Spear'ı Spear'a çevirebilirsiniz geri. Ve en önemli noktası Chaos ve Fire silahlar üretebilmeniz. Burası ihtiyacınız olan önemli bir yer. Şimdi Repair Equipment diyelim. Şimdilik. Purchase. Homeward Bone alabiliriz bir 5 tane. Ay alamadım. Titan Shard'ımız. Bow.
Aslında biraz standartlarca ruh alayım biraz. Bir sürü ruh var yani. Bir gün lazım olursa kullanırım. Şimdi burada dediğim gibi şurayı açıyor ya. Buradan arkadaşlar anında şuradan aşağıya dönüp boss'a gidebilirsiniz. Öyle hatırlıyorum. Hani boss'a aynen buradan boss'a gidilebiliyor. Şimdi bunu yakıyorsunuz. Oturmayın. Oturursanız buradan çıkış bakın aynen boss yolu. Şeyler peşimize düştü bu şerefsizler bakın. Bayağı da sıkıntılı tipler bunlar bu arada. Hiç Allah eyvah eyvah eyvah. Çok büyük bir hata yapmadım inşallah. Tamam. Bonfire geri yandı. Bayağı sıkıntılı tipler o gelenler. Boss yolunda karşımıza çıkıyorlar. Şimdi son bonfire'a geri döneceğiz. Çünkü boss'a gitmeyeceğiz henüz. Daha henüz katakombun keşfedeceğimiz yerleri var. Ama diyorsanız ki ben hiç uğraşamam abicim. Beni sal sen. Devam edin oradan. Devam edin. Gidin boss'u kesin. Boss da bu arada baya komedi bir boss bu bölgede. Onu söyleyeyim yani. Çok çok komik bir boss'u var buranın. Yani çok kötü yani. Önce şuradan atlayacaktık galiba. Heh. Önce bir halletmemiz gereken bir tip var. Kendisi arkadaşlar Demon Titanite. Demon Titanite diyorum işte. Aynen. Şöyle devam edelim. Titanite Demon. Bak oyun bitecek. Daha henüz ben şeyi kavrayamadım. Orijinal silahıma geçeceğim ben. Sebebi manyak gibi vurması. Ama bulabilirsem tabii. En üstlerde kaldı galiba. Her öldürdüğünüz Demon Titanite, Titanite Demon bir sonrakinde daha da güçleniyor. Sürekli güçleniyor bunlar. Her seferinde daha fazla vuruyorlar. Ve buradaki Demon Titanite'ın en kötü yanını ay en kötü yanını söyleyeyim. Kendisi çok dar bir alanda bizi savaşa zorladığından sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Tabi bu noktadan sonra artık tabi Sand Fortress'a bir noktada dönmek isteyebilirsiniz. Sand Fortress'a dönerseniz de rahat edersiniz açıkçası. Bir şey kontrol edeceğim yüzüklerde. Şimdi Nestle in Coffin. Bekliyoruz. Bir Covenant'a daha gireceğiz. Yine PvP odaklı bir Covenant. Bekleyin arkadaşlar. Gelecek. Elbet. Elbet bizim de dönemimiz gelecek. E hadi be kardeş. Oyun her noktada oyuncunun sabrını böyle sınamaya çalışıyor ya. Mesela normalde bir oyuncu girer eğer bir şey olmuyor deyip çıkar. Ama halbuki burası bir Covenant bölgesi. Güzel. Geldik. Niton'un önünde eğiliyoruz ve Covenant'ına giriyoruz. Sword ve Greylord Sword Dance mucizesi bizlere verildi. Eye of Death öneriyorsunuz. Hatta bir tanesini alıyorduk az önce hemen. Olayımız burada şu anlık bitti.
Şimdi geri binelim. Bizi geri götürecekler hemen. Gördüğünüz gibi geldiğimiz yere geri döndük. Şimdi ben dev silahıma geri döneceğim. Kötü seçilmiş. Ama çok eğlenceli yine de. Kocaman bir kütükle millete vurmak kadar eğlenceli bir şey yok yani şu oyunda. Evet. Şöyle yapalım. Allah'ın delillerine bak. Ba 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 ba. İyi gel. İyi gel gel sen de gel. Ne oldu lan, prim atacaktın. Aha. Eyvah, tamam. Ben burayı şeyi unuttum. Bakın açıklık görünüyor. Görüyor musunuz? Buralardan hep aşağı düşebiliyorsunuz. Bu bölgenin en büyük sıkıntılarından biri de bu. Sanki yani tek sıkıntısı buymuş gibi konuşuyorum da. Yani kısacası bölgenin her yeri anın. Abi ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Sen de yani kardeş. Ayıp değil mi ya? Pyromancy falan filan. Güzel. Bir tane daha olması lazım bu abilerden. Şimdi bir şeyi kontrol edeceğim. Ha, burası boss'a gidiş, tamam. Burası boss'a diğer gidiş, tamam. Eyvah. Gördün mü beni? Ne ara gördün? Eşek herif. Şimdi diğer taraftan yukarı doğru gideceğiz. Burası da boss'a gidiş. İki farklı yol açtık. Şimdi hiç gitmediğimiz şu sis kapısını oradan devam edelim. Böyle aşağıları falan bayağı atlayabiliyorsunuz ha bu arada. Hatta hızlı hızlı geçen yerler, kişiler var yani bu bölgelere. Hah, gelin bakayım. Gelin. Oh. Aferin. Gömün buraya. Şimdi burada adi adi tipler var. Heh. Aha, backstep yakaladık. Backstep yakaladığımız acımayacaksın ya. Tepede bir tane daha manyak var. Ben şimdilik onu umursamamayı tercih ediyorum. Çok gergin adamlar bunlar ya. Çok gergin adamlar. Öldün mü teke? Aferin. Bu arada Marokumo düşürüyor bu. Farmlamayı düşünebilirsiniz. Ve Dark Moon, buraya gelme sebebimizin önemli noktası Dark Moon Seance Ring. Dark Moon Seance Ring nedir peki? Neden buraya böyle bir şey gizlenmiş ve ne anlama geliyor? Aslında bize güzel bir etki veriyor. Ama aynı zamanda Gwyndolin'den arta kalan tek şey diyor bakın. Bu yüzükle biz Gwyndolin'in sis kapısını aralayabileceğiz. Gizemlerini ortaya çıkarabileceğiz. Yani bütün gizemler önümüzde serilecek. Şu rezil bölgenin artık bitme vakti geldi ya. Çıkıyoruz yukarılara falan da. Merhaba. Bu artık şey verecek arkadaşlar. O elindekinden verecek artık. Hepsini öldürmüş olmam lazım çünkü. Vermedim mi? Hepsini öldürmedim o zaman. Bir tane daha kaldı. Şuradan bir çıkalım. Çünkü lazım. Hmm.
Miracle aldık, düşelim. Gene aynı yere düştük. Oha. Şu köşede kaldık ya. Vurmayın lan. Şu bölgeden aşağı doğru inebiliyorduk. Burası geldiğimiz yer zaten. Katakomb maceramız kısa bir süre daha devam edecek. Çünkü sonuncuyu da bulmamız lazım. Sonuncu abiyi de bulmamız lazım ki rahat edelim. Burası Patches'dan geldiğimiz yer. Şu aşağıya ineceğiz. Bir de Black Knight var. Onunla da kapışmamız lazım. Buradan aşağı indik. Güzel. Burası aynı zamanda arkadaşlar şeyine giriş zaten biliyorsunuz. Bakın. Buradan Titanite Demon'la kapışmaya gitmiştik. Vuralım kafalarına. Nasıl fırlatıyorlar kendilerini ya. Patlasınlar onlar. Katakomb hakikaten çok tuhaf yer ya. Bölgenin bir tane ulvi amacı var. O da sizi hayattan bezdirmek ya. Burası da geldiğimiz yer zaten. Ne diyorsun ne? Treasure ha. Abi sıkıp durmayın şunu ya. Çıkacağım yukarıdakini öldüreceğim. Sinir oldum. Oradan vurup duruyor bana. Bak. 100 tane ok atmış. Aferin. Heh. Mutlu oldun mu? Şuradan gittik. Buradan da gittiğimi hatırlıyorum. Bir tane daha
Yukarı çıkacağımız yer olması lazım. Tamam, buradan da geldik. Zaten en başa geri dönüyorduk burada. Tamam. Burada bir noktada bir iki tane merdiven var. Diğer merdivene bir gideceğim. Bir de buradakine gidelim. Yanlış olan. Orası kırıp geldiğimiz kapı zaten. Tek amacım şeyi almak, o ışıklı şeyi almak ha. Yoksa bölge bitti. Evet arkadaşlar, ben bir geriye dönüp yaptığım kaydı kontrol ettim. Ufak bir hata yapmışım. Bu hata arkadaşlar, Necromancer'lardan birini hatırlarsanız ben zehirli ok attım, bıraktım. Muhtemelen fener ondan düştü. Ha, çok mu önemli? Bir sonraki bölgesi buranın. Tombs of Giants'ta zaten o fenere ulaşıyorsunuz. Ha, o yüzden çok dert edilecek bir şey değil. Tam buradan alsaydık Tombs of Giant'ın başlarında birazcık daha rahat ederdik. Ama benim yaptığım gibi yapmayın siz. Benim yaptığım şeyleri her zaman olduğu gibi tekrarlamayın. Ben bazen düşmanla dalga geçeyim, öyle yapayım, böyle yapayım derken, orada mesela düşmanla dalga geçtiğim için neyi kaybettim? Her şeyi. Yanlış yaptık. Buradan da gitmeyecektik. Dur. Sakin. Heh. Tam tersi yoldan gidecektik. Burası değil. Neyse, önemli değil. Milletten ruh geliyor. Thank you canlarım. Benim ama sizde pek işim yok ya. Vallahi. Doğru yere mi düştük? Evet, tamam. Doğru yere düştük. Şimdi buradan ilerleyelim. Yine de lanterni düşürmüş olsam çok rahat edecektim. Keyfim kaçtı onu gösterememiş olmaktan dolayı. Yolumuza buradan devam. Önce şöyle bir dolanacağız. Onların gelmesini bekleyeceğiz. Hop. Geldi mi? Tamam. Diğeri de geliyor. Şimdi merdivendeyken bayağı komik kapışmalar olabiliyor aslında ama gerek yok. Şimdi ben biraz riskli bir hamle yapacağım. Çünkü şeyin düşmesini istiyorum bir yandan. Baltası, Black Knight'ın, burada gelecek Black Knight'ın baltası düşebiliyor. O düşerse çok mutlu olurum. O yüzden biraz fetrol atacağım belki ama olsun. Ya da fetrol atmayayım. Heh. Şöyle yaparsam fetrol atmıyorum. Tamam. Şimdi direkt Black Knight'ın göbeğine düşüyorsunuz. O da hemen size saldırmaya çalışıyor. Burada yapacağınız şey tabii ki savunmayı düzgün kurup Black Knight'a o şekilde saldırmak. Çünkü gördüğünüz gibi yere yapıştırıyor sizi. Ama tabii yavaş saldırıyor diğer Black Knight'ların çoğuna oranla. Ve 3 vuruşta da gidiyor. White Titanic Chunk düştü. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hiçbir şey düşmedi.
Ha, burada dediğim gibi kayıt alarak eğer illa burada düşürmek istiyorsanız bu Black Knight'ın silahını rahatlıkla save abuse yani save'i sürekli yapma suretiyle sürekli kullanma suretiyle bunu yapabilirsiniz. Şimdi buradan yine boss'a gidebiliyorsunuz. Ama biz bu yolu izlemeyeceğiz. Şurada çünkü alacağımız bakın iki tane item var. Bu iki item'ı almaya odaklanacağız şimdi biz. Bu arada bu boss'ta özellikle boss yolunu güvene almak için Leroy'u çağırabilirsiniz. Bakın Leroy'u çağırabilirsiniz. Leroy'u çağırırsanız ama biraz sıkıntı olabilir. Hani şöyle yani sıkıntı olmaz. Yok niye sıkıntı olsun? Yani Leroy'u dediğim gibi çağırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylememdeki en büyük motivasyon şu. Aşağıda o delileri gördünüz ya siz. Üstünüze atlayan. Ha işte onlardan kurtulmuş olursunuz. Leroy onlarla uğraşırken siz de rahat rahat boss'a gidersiniz. Yani boss'a göndermiyor sizi o çevrenizdeki tipler. Allah size. Unuttuk. Önemli değil ama. Ver ver. Her yerimiz simit kar oldu zaten. Şimdi burada bir yerde ha bakın aşağı atlayacaksınız buradan. Haydi bakalım. Atladık. Leroy'u tabii ki insan formundaysanız yani bakın yüzünüz gözünüz hollow değilse buradan çağırabilirsiniz. Bak aşağıda bekliyor manyaklar görüyor musunuz? Baba baba baba. Nasıl bekliyorlar? Bakar mısınız? Mace'i aldık. Mace yine iskeletlere karşı çok etkili bir item. Bakan bakan baba 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 manyaklara bak. Aha yandık. Ayvayı yedik. Stamina da bırakmıyorlar biliyor musunuz? Tam deli bunlar. Ama yani teke ölüyorlar tabii. Ve bitmiyorlar. 120.600 tane tekerlek geliyor. Her Dark Souls'ta var bunlar. Her Dark Souls'a bir tane koymuşlar. İnsanı uyuz etsin diye. Şimdi devam edelim biz yolumuza. Pineville'ı açılan yola. Pineville baya basit bir boss. Hatta iki kişi oynuyorsanız boss'un arkasında bir ışınlanabiliyor. Üç farklı maske düşürebiliyor Pineville. Bu üç farklı maske işte baba maskesi, çocuk maskesi ve anne maskesi her birinin üzerinizdeki etkisi farklı. Eğer bu maskeleri hemen burada almak istiyorsanız yine save'inizi kaydedin. Boss'u arka arkaya kesmeye çalışın. İşte baba maskesi equipment load yani üzerinizdeki yükü azaltıyor. Çocuk maskesi stamina regeneration veriyor. Anne maskesi de bildiğim kadarıyla cana etki ediyordu. Bu yüzden hani hangisini istiyorsanız onun için save'inizi yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Biz girelim. İşte burada Phantom ne yapıyor? Boss aşağı inmeden açılmıyor. Koşuyor arkaya doğru Phantom arkadaşınız. Biz Ilgar diye bir arkadaşım var. Onunla öyle kesmiştik bunu. Çok gülmüştük. Koşuyor arkaya doğru. Bekliyor Pineville'ın orada. Pineville ben atlıyorum aşağıya. Sinematik giriyor devreye. O orada beklediği için çat çut Pine'ın idrak yarı canını alıyor. Dediğim gibi maske şansa bağlı düşüyor. Hangi maske istiyorsanız onun için arka arkaya kesebilirsiniz boss'u. Bakın 3 maske de üzerinde zaten. Ve Giant Dead olmak istiyorsanız tabi baba maskesini düşürmeniz şart. Çok tuhaf bir boss. Bakın böyle böyle garip garip hareketleri var. Kendi ışınlar bir şeyler yapıyor. Yanına gidiyorsunuz. Anında böyle de canı gidiyor tabi. 3 tane var işte. Tuhaf tuhaf tipler bunlar. Ne yapıyorsun Pineville? Yani bırakacağım öldürsün. İllüzyonunu öldüreceğim önce. Pislik olsun diye. Aferin. Buydu boss. Gerçekten buydu. Şimdi Rite of Kindling diye bir şey aldık.
Rite of Kindling çok önemli bir dönüm noktası. Neden? Artık Bonfire'ın gücünü yükseltebileceğiz. Key item'lara bakalım hemen. Bakın. Bonfire'ları daha da ilerletebileceğiz. 15'e kadar çıkartabileceğiz artık. Pineville buydu. Evet. Evet arkadaşlar, Pineville bu. Anne maskesi verdi. Anne maskesi galiba en az tercih edilende. Bakalım ne veriyor. Aynen. Yani canınızı çok az yükseltiyor. Yani. Kullansanız da olur. En güzeli baba veya çocuk maskesi. Dediğim gibi hani hangisini düşürmek istiyorsanız onunla uğraşmanızı öneririm. Şimdi buradan çıkalım yukarı. Yukarıda bitireceğim. Uzun oldu zaten bölüm. Bir sonraki bölümde Tombs of Giant'a gideceğiz. Aslında hani farmı da bir sonraki bölümde göstermeyi düşünüyorum. Aynı zamanda Niton'un da bölümü bu. Etrafı bir harcamata çevireceğiz. Sonrasında bakacağız ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bu bölümü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.